Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, serinin ikinci videosu olan 5. sahne, 1. bölüm, 2. kısımda tekrardan sizlerle birlikteyim. Ekibi daha önceden kurmuştum. 4 yıldızlardan oluşan, genelde 4-40 kilolar. Bir tek Heimdall var 6 yıldız. Ya Heimdall olma sebebi de zaten hani olur da bir kaza gelirse başınıza yolda ölümsüzlüğünü kullanmanız için. 5. sahne, 1. bölüm, 2. kısımda arkadaşlar, global karomuz hücum. Arkadaşlar, şampiyon 5000 zırhla başlıyor. Her vurduğumuzda zırh puanını 200 azaltan bir zırh kırma uyguluyoruz. Yani her vuruşumuzda zırhını kırarak belli bir kombodan sonra artık çok kuvvetli şekilde darbeler indirebiliyoruz. Yani tironuz kuvvetli olmasa bile, biraz el beceriniz iyiyse her türlü bu bölümü de rahat bir şekilde geçersiniz. Mesela buraya gördüğünüz gibi yani 4.40 bir Hitmonkey ile bile girelim bakalım. Videolar biraz yavaş geliyor ama aylık maceralar oynuyordum. Onları bitirdim. Herhalde bundan sonra daha hızlı bir şekilde gelebilir. Hitmonkey'le de oynarken arkadaşlar orta, hafif orta yaparsak hepsi kritik vuruyor. Atmayacağına inat etti. Şekilde bütün darbelerimiz kritik oluyor L2'de. Güzel de kanamalar veriyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde kelimesini de kaç kere kullandığım için kusura bakmayın. Şu yoldan ayrı gidelim. Burada gidilmemiş bir yolumuz vardı. Yani bu 5. sahnede de öyle bir ekran arka planı yapmışlar ki gerçekten insanın gözlerini mahvediyor yani. Gelelim CGR arkadaşlar. 4 yıldız 4.40 bir CGR ile oynayalım şimdi. CGR ile benim oynama stilim arkadaşlar, önce ağır saldırıyla rakibi yere düşürerek yatkınlığı alıyorum. Peşine de hafif saldırıyla bitirerek güç selini açıyorum. Peşinden de yapamadım. Orta saldırıyla bitirip L2 atacaktım ama yapamadım. Neyse. Bu şekilde oynuyorum yani ben. Hemen peşine bir L2 de attığımız zaman muhtemelen ölecek. İnanılmaz bir hero gerçekten yani. Yani şu CGR'nin ölümsüzlüğü olsa Herkül'den bile daha iyi bir hero. Yani çok kısa zamanda acayip hasarlara çıkma potansiyeline sahip bir hero. Özellikle de %200'lük takviye bastığınız zaman yani önünde durabilen bir hero zor. Bir daha oynayacağım CGR ile. Gerçekten çok keyifli oynaması. Dediğim gibi ilk baştan ağır saldırıyla indiriyorum. Bu Canvel biliyorsunuz zaten, benim kanalımı izleyen herkes az çok biliyordur. Onun oynama stili daha farklı CGR ile. Gerçekten onun oynadığı gibi oynamak bayağı bir ustalık isteyen bir şey yani. Yani bu ağır saldırı atıp yere kalkarken özel saldırısını atması gerçekten güzel bir taktik ama onu da becermek her zaman yapmak zor gerçekten. Görüldüğü gibi yani gayet kolay. Zaten buralar kolay. Şimdi 5. sahne, 1. bölüm kolay. İkinci bölümde biraz sıkıntılı yollar başlıyor. Oralara kadar buraları geçmeniz gayet kolaydır yani. Tabi oraların videosunu da yapacağım. Ta şövalyeye kadar videolarını yapmayı düşünüyorum. Videoların biraz seyrek gelmesi sebebi de arkadaşlar,
Aylık maceralara oynuyorum. O yüzden yani enerji yetiştiremiyorum. Boş bulduğum vakitlerde de bu videoların devamını çekeceğim bu şekilde. Tabii bundan sonra daha sık gelir çünkü maceraları bitirdim. Bu seriyi mümkün olduğunca ilerletmeyi planlıyorum. En azından 5. sahne 1. bölümü bitirirsem güzel olacak. Hatta 2. bölüme geçebiliriz yani. Bir de kanama yemediği için biraz daha zorluyor. Crystal açma videosu da pek fazla atmıyorum şimdilik. Biraz daha ilerleyen vakitlerde atarım. Şu anda açıyorum yani direkt geldiği zaman çünkü hesabı geliştirmeye çabalıyorum. ISO sorunu yaşıyoruz inanılmaz bir derecede. Evet, Groot'u da aldık. Ayrıca arkadaşlar düşük levelseniz muhtemelen düşük levelsiniz bu seviyeleri oynuyorsanız destekleri basın arkadaşlar şu XP desteklerini basın yani acımayın. Buradan hadi gidelim. Son viraja doğru geldik yani az kaldı yolumuz ne güzel. Görüldüğü gibi Hitmonkey ile kolay bir şekilde alacağım. Bu CGR ile oynayalım. Ya. Çok keyif alıyorum bu Kozmik Hayali sürücüyle oynamaktan. Bunu pek fazla kullanmazlar ama ben bunun cezalandırıcı ile olan sinerjisini de çok seviyorum. Rakibin mesela L3'ü dolacağı vakit doldurtmuyor yani bir seferlik. 3 puanı boşaltıyor belli bir miktar yani. L3 attırmıyor. Çok güzel bir özellik mesela bu. Bizim gibi bam güm oynuyorsanız yani. Evet geldik Kızıl Halk. Bir Herkül oynayalım ya. 4 yıldız 5.50 her gün. İşte Herkül'ün yüklerini toplayana kadar sıkıcı biraz. Tabii bizde 6 yıldız olmadığı için. Boşa attık. Koşar diye zannettik ama koşmadı. Ben daha çok hani böyle alıkoyarken böyle iki vur çekip zaten koşuyor. O ara hemen direkt özel saldırı atmak daha kolay oluyor. Demin boşa attık yani. Bir daha göstereceğim şu özel saldırısı nasıl. Aynen bu şekilde arkadaşlar. İki vurup geri çekildiğiniz zaman zaten hani alıkoyma yapar gibi. Bir de atalım nedirimizi. Daha saldırı yapalım öldür herhalde. Aynen. İki vur geri çekildikten sonra normalde bir de alıkoyar gibi yapıyorsunuz ya. Orada ben özel saldırı atıyorum. Direkt zaten alıkoyma yapmış oluyorsun. İsabet alıyorsun. L2'de de zalimliği o şekilde alabiliyoruz yani. Kolay oluyor o şekilde. Da Hitmonkey ile devam edelim. Mevsimsel de bir grip bende alerji var arkadaşlar. Biraz sesim belki kalın geliyor olabilir. Gerçi zaten ekseri benim sesim biraz tok sesli olduğum için
Ne bir değilik. Şimdi 4.40 yani düşünsenize bir de bu 6 yıldız falan olsa var ya Hitmonkey. Artık nasıl vurur bilmiyorum. Hele bir de ustalık açık olsa. Ya bu yollarda inanılmaz uzun ya. 7. sahne özellikle çok güzel yapmış adamlar mesela. Orada 7. sahnede 6 tane adam dövüyorsun. Boss'a giriyorsun. Yani 6. sahne inanılmaz zor ya. Yani. Hadi yine burası biraz idare eder 5. sahne de. 6. sahne tam bir Umut Torpusu. Aynen bu şekilde alıkoymamızı yapıyoruz ama parlatmasına tükürdüğüm karnıcı adamı her şeyi parlatıyor. Bizdeyken de böyle parlatsa var ya oyunun en iyi hero'su olur yani. O kadar söylüyorum. Şuraya bak. L2 bile parlattı. Görüyorsunuz her vuruşumuzda arkadaşlar zırh kırı atıyoruz yani 41 tane 42 43 yani 43 8000 civarında bir zırh kırığı oluyor mesela. Şöyle kaçıyoruz. Tak. Karıncalardan kaçalım. Sevdirelim. Bu yollar kolay yollar. Ya bunları çekmeme sebebim bunlar kayıt olarak dursun. Herkes bir şey yapıyor. Biz de düşük seviyeler için bunu yapamıyoruz. Yani kimse de elini atmıyor. Yani. Bu işler angarya geliyor yüksek seviyedeki oyuncular için. Ben de hazır yeniden başlamışken bu yolları çekeyim. Kayıt olsun, dursun diye böyle bir şey yapma kararı almıştım. Mesela diğer kanallarda görüyorum. Yeni başlamış çocuk. Yayıncıya diyor ki işte şurası nasıl geçilir? Adam artık zaten bezmiş. Cevap bile vermiyor yani. O yüzden en kötü biz yapalım dedik. Herkesi de kurtarmış oluruz böylelikle. Bu arada da level atladık. Enerjimiz de doldu tekrardan. Güzel oldu. Hemen bunun peşine üçüncü kısmı da çekelim yani bugün. Peş peşe değil de bir gün arayla falan yayınlarım onu da. Geldik olsa. Ya sohbet eder tadında yapıyorum videoları da. Pek fazla kasmıyorum da. Mesela edit yapıp hızlandırabilirim arada. Ama gerek yok. Buralar kolay dediğim gibi arkadaşlar. Buraları çerez niyetine geçersiniz. Zaten genç arkadaşlar canavar gibiyim. Onlara bu bölümler dayanır mı? Geldik boss'umuza. Herkül'le kapanışı yapalım. Eğer bir sormak istediğiniz soru olursa arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Kesinlikle cevap veririm yani. Herhangi bir sorunuz olursa. Bunun Knight'ında L1'ini her zaman yiyorum. Yani.
Her şeyi bıraktım. Moon Knight'ın L1'ini yemeyi bırakamadım. Şöyle spamlayalım. Ağır saldırıyor. Örümcek adam mısın? Neyse, ölümsüzlük bitmeden bunu tokatlarız. Evet arkadaşlar, bu bölümün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. 5. sahne, 1. bölüm, 2. kısmı da bitirmiş durumdayız. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.